Evet arkadaşlar, merhaba. Süreyi de başlatayım da. Şimdi bu malumunuz korona virüsü var işte. Biz de eve kapandık böyle. Yani eşortmanla falan çekiyorum açıkçası. Herkes böyle olduğu için işte. Ev hali şeklinde. Biz bize bir video olsun istedim biraz da. Şimdi bu videoda bu Break Bulk Cargo denilen işte steel coil'ler, rulo saclar, ne bileyim kangal demirler, yok çubuk demirler, ondan sonra steel slablar, yok biletler vesaire, bu tarz bu steel product yüklerine dair bir video çekmek istedim. Şimdi şöyle, bu videolarda açıkçası karışık anlatacağım. Böyle kendi çıktığım gemilerde yaşadıklarım aklıma geldikçe anlatacağım. O şekilde bir video yapmak istiyorum. Yani ama şöyle başlıklar altında kabaca, hem şimdi malumunuz bu yükler de remark durumları oluyor. Yani işin hem preloading kısmı, hem süper kargo kısmı, yani bunun yüklemesi filan, işte o stowage planı filan nasıl yapılır? Orada nelere dikkat etmek lazım? O kısımları biraz da böyle ayak oyunları kısımlarına girerekten böyle ortaya karışık bir video yapmak istedim. Ya dediğim gibi böyle açıkçası, yani ev hali. Siz şeye değil, kılık kıyafete değil de ekrana anlatacaklarıma konsantre olursunuz. Şimdi yani bu, şimdi başta şunu söyleyeyim. Preloading kısmında, yani bu işin bu remark kısmında tavsiye edeceğim birkaç tane kaynak olacak. Çok pardon. İçeride malum kediler var. Kapadım, onlara da çok ses geliyor. Şu kapıyı kapayım, geliyorum hemen. Çok pardon. Şimdi bu preloading kısmında arkadaşlar, bir kere en başta aklınızda tutacağınız şey, siz gemidesiniz. Ben bu videoyu gemidekilere yönelik anlatıyorum. İlk başta onu da söyleyeyim. Hani yarın öbür gün denizi bıraktın, işte karaya geçtin filan, sen de bir işte survey gözetim firmasına girdin. Hani orada ayrıca yine zaten görürsünüz olayın iç yüzünü, ne olduğunu, ne bittiğini de. Ben burada hani gemi üzerindeki kimseler için anlatıyorum bu videoyu. Şimdi burada aklınızda şunu bir defa en başta tutun. Gerek adam şimdi gemiye geliyor, süper kargo gelebilir. İşte preloading için shipper adına gelebilir, receiver adına gelebilir. Bazen owner adına gelir P&I'yi. Bazen İşte hem receiver hem shipper adına gelir. Böyle her türlü şey var. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Yani bu işteki ana kural şudur. Ya ben bunu Türkiye için diyorum ama hani muhtemelen de ben kendi gemide çalıştığım zaman da öyle gözlemlediydim. Hani muhtemelen de %99 bu öyledir. Buradaki ana kural, el elin eşeğini türkü çığırarak ararmış. Niye? Şimdi bu adam gemiye geliyor. İşte diyelim ki preloading surveyor olarak geldi. Kim adına gelirse gelsin, çok önemli değil. Senin geminle işte yükleyecek, remarkları falan yazacak, raporları verecek. Sonra senin gemin gidecek. Tamam mı? Bu başka gemi gelecek. Bu adamın sonraki gemiye de çıkması lazım. Yani bu adam oradan ekmek yiyor. Şimdi bu burada diyelim ki size kabul edilebilir remark listler verildi. Ama adam onu birebir uygularsa, limanlarda çok fazla problem çıkarırsanız, limandan adınızı alırlar, kapıdan girişte de size 40 türlü sorun çıkarıp sizi içeri sokmazlar. O yüzden gemide, gemi olarak en büyük altın kural bu işte, bileceğiniz gelen surveyorlar
o kadar da horozlanamazlar. Çok fazla şey yapamazlar artistik. Hani çok bariz bir şey olmadıkça tabii. Hani böyle aleni, aşikar. Ekseriyetle hep görmemezlikten gelmek tarafından kullanırlar. Açıkçası kullanmak zorundalar. Çünkü dediğim gibi hani bir kere yaparsın, iki, üç, sonra adamı o limana sokmazlar yani. Hatta yani böyle firma olarak şey yapabilirler. O yüzden çok fazla horozlanamazlar limanlarda. Pek çok şeyi de görmezden gelirler. Bir de zaman geçtikçe hep aynı limanlara gidilir. Hep aynı yüzler görülür. Bir hakikaten böyle arkadaşlık, dostluk da gelişir. Ya idare edelim vesaire durumları olur. O yüzden ama siz direttiğiniz zaman ona kimse bir şey diyemez. Evet, bu şekilde bir başlangıç yaptıktan sonra şimdi sırayla şöyle, şimdi ilk başta şu kaynağı açayım bir. Arkadaşlar, bilerek uzak çekim yaptım ki şimdi burada açacağım kimi gemilerin adı gözüksün istemiyorum. Yani malumunuz işte sonradan yok işte yok geminin adı ambarı gözüktü vesaire muhabbeti olmasın diye. Şimdi şöyle bir pardon. Evrak var. Lachine Securing Deck Cargos diye. Bu bir kitaptan alınma galiba. Ya bunları hep internetten indirebildiğim kaynakları. Yani öyle telif hakkı falan olan şeyler değil de. Bu şimdi bu kitap çıktı, açıkçası benim gördüğüm neymiş? Solas referans 18 işte madde IMOCO Safe Practice for Cargo Stowage and Securing. Bunun eskisi var bende 1990, onu da göstereceğim de yenisi mutlaka çıkmıştır. Ya açıkçası hani çıksa da çok temel bir şey. Çok fazla zırt pırt değişeceğini zannediyorum. Bakın arkadaşlar, burada yalnız temel şey bunlar. Hep şeye göre. General Guidelines diyor da. Yani dökmecide çok fazla karşılaşacağınız şeyler. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi burada bir sürü gemiler göstereceğim. Açıkçası dökme. Yani bulk carrier'da çalışıyorsanız yani meslek hayatınız boyunca pek çoğu gündeme gelmeyecek bunların. Ama olur yani bir general kargoya işte proje kargo gemisine falan çıkarsınız. Yani çünkü malumunuz bu durumlar. Hani nereden neye ne neye kısmet olur, ne olur ne biter hiç belli olmaz. Hani bırakırsın başka gemiye çıkarsın başıma gelmez demeyin. Kulağınızın bir kenarında dursun. Zaten dökmece kısmını da anlatacağım ama dediğim gibi general kargo işte ya da multipurpose ya da işte hem nasıl diyeyim proje kargo özel gemiler için onlar da gündeme gelir. Ney peki gündeme gelen kısmı? Yani siz şimdi kendi kargo securing manuelinizi açtığınız zaman işte o IMO'nun referansı yazdı. Ona göre böyle yani yaptık mı yaptık cinsinden şeyler bulacaksınız, tamam mı? Öyle çok hani işte ben bu gemiye steel coil'i nasıl yükleyeceğim, lashing'i nasıl olur bilmem ne. Bunlar dökme gemilerde çok fazla görülecek şeyler değil. Gemi kitaplarında filan. Thomas Stowage'den filan bakarsın. Onlar da hep genel şeyler. Şimdi Dunwich'leme. Şimdi şu neymiş? The altı ve it is extremely downy. Ya arkadaşlar şurada burada şeyi anlatıyor. Yani yük istifinde baş kıç, bak rolling periyotlar bir de yalpa periyotları. Baş kıç ve şeyde sancak iskele yalpalarında siz lashing yapacağınız zaman şurada good denetç şu kadar olmalı. Bir de mesela belli bir yük ağırlığının işte aklımda kaldığı kadarıyla. Şimdi yükün dağıtılması diyor. Öyle biz de şu konu başlıklarından bir gidelim. Ben önce aslında şeylerle başlamak istiyordum. Preloading remarklarıyla da. Ya Dunwich'leme arkadaşlar şunu söyleyeyim. Dunwich'in iki maksadı var. Bir, yükü dağıtmak. İki, şöyle maddenin şöyle bir özelliği var. Yani bir yüzey çok pürüzlüdür. Ama aynı cinsten iki yüzey ıslandığı zaman mesela birbirine karşı çok kaygandır. Çelik böyle bir şey. Kaymaması bir. İkincisi şeyi dağıtmak. Yükü tabana dağıtmak. Bu tamamen teorik, boş iş, onu söyleyeyim. Gerçekte öyle bir şey yok pratikte. 3. Bir de abi kimi yükler rutubete hassastır.
Sen bunun üstünü naylonla kaplarsın ama yani zaten kendi içinde de büyük terlemesi olur. Hadi diyelim bir şekilde tabanda su birikti, bir yerden su kaçtı, terleme oldu, bir aksilik oldu, bir şey oldu. Direkt yüke temas etmesin diye tabandaki su böyle çok hafif bir yükseklik olsun yük tipine göre. Bir maksadı da odur, tamam mı? Bu danecin yayılması. Yani abi bunun için ne yapacaksın? Sizin tank top strength vardır. İşte 1 metrekaresi şu kadar ton taşır diye. Bunu sen yükün alanına böleceksin. Diyeceksin ki bu yük 1,5 metrekare. Benim 1 metrekarem diyelim ki 2 ton taşıyor. Demek ki 3 ton. Bunun 1,5 metrekarede 3 ton mesela. Yani bu yük 4 tonsa demek ki o 1 metrekareyi tank top strength'i aşacak demektir. Buna tarz bir hesap. Ondan sonracığım ne demiş başka? Spread yükü evet dağıtılması. İşte 2,5 ton metrekare ise seninki şu kadarsa işte daneci tabanını demek 4 ise senin. Mesela 4 metrekare kaç ton yük taşır dedi. İşte pardon 1,5 metrekare senin 3 ton taşıyor ama 4 ton ağırlığında. Ne yapmamız lazım onu o zaman? Mesela 1 metrekare 2 ton taşıyorsa 2 metrekare 4 ton taşıyacak. Senin yükünün taban alanı 1,5 metrekare ise senin bunu daneçle 2 metrekareye genişletmen gerekecek. 4'e basması için. 4 tonla yani tank top strength'i geçmemek için ama yani bu işte altına daneç koyarlar. Kenardan da uzatırlar onu. Bak derler 4 metrekare oldu bu. Halbuki yani malumunuz şeyler katı maddeler buraya basar. Yani basınç noktası aldır. Kenarla hiçbir alakası yoktur. Yaptık ne yaptık olduysa onu böyle funnel değil mi? Şeklinde genişletip bastırması lazım. Ya da altını çok güzel böyle birkaç kat diyez şeklinde danechlerle besleyerek yapılması lazım ama bunlar hiçbir zaman pratikte yapılmaz. Ondan sonracığım işte mesela burada örnek vermiş 2 metreye 1,5 metrelik bir makara şiv. İşte bunun yapmış hesabını filan. Tamam bak noktasal örnek olarak da şu yani bunun alana yayılması. Ondan sonracığım başka ne demiş? Lashing. İşte the use of foot lashing with the twin. Evet. Alttan daneçlerinde kaymaması, bunun daneç üstünde sabit kalması için yapılacak bir lashing örneği vermiş. Şimdi rolling periyotlar. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada şeyi diyor. Rolling periyotları. Şimdi bu okullarda okutulan yük stiff kitaplarını açtığınız zaman aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Bu mesela bir güverte yükü. Lashing edileceği zaman diyelim. Bunu sen dörtte bir başkıç istikametinde diyelim ki 40 ton 10 tonluk işte başkıç istikametinde 30 tonluk mesela sancak iskele istikametinde lashing yaparsın gibi. Buydu ama burada bir de şey var ivmelenme yani bu stil yüklerinde tank top strength'i geçmemenin önemi ne? Abi burada 1G'ler 2G'lerden filan bahsediyor. Senin rolling'in şey olursa hızlanırsa yani ne oluyor? Stiff gemi mi? Stiff gemi olursa bu sefer şeye bazı stresleri aşma ihtimali var çok ağır yüklerde. O yüzden hani mesela o yüzden bu mümkünse mesela 1-3-5 alternate yükleme falan yapmaya çalışırlar ki ağırlık merkezi yükselsin ve gemi çok hızlı yalpalara düşmesin diye. Biraz ondan bahsetmiş.
Ondan sonra rule of the thumb, forelashing strength. Bu rule of the thumb dediği baş parmak kuralı denilen, yani babadan kalma yöntemler. Tamam mı? Lashing ne olması lazımmış? The basic rule of the thumb securing cargoes with tendency to move during moderate weather voyages simply that some of the minimum breaking loads of all the lashing should be not less than twice static weight. Yani ben demin hani 30 dedim, işte 40 dedim, 10'u başa, 30'u şeye, 2 katı mesela olması gerekiyor. O zaman ne olur? 20'si başa, işte ne olur? 60'ı sancak iskele şeyinde. Yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi bu güverte yükü de, güverte yükünde evet tam ağırlık, ama ambar içinde mesela şunu, iki farklı lashing var maksat olarak. Onu söyleyeyim. Şimdi bu güverte yüklerinde harbici yükü tutmak, yani bildiğin baya baya tutmak için. Yani tüm ağırlığınca tutmak yani. Ama siz ambar içinde mesela yani bir rulosaca, steel coil'lere lashing'in amacı onu bütün ağırlığınca tutmak değildir. Sadece ilk hareketi önlemek bu. Yani bunu bilin, işte hani 3-4 kat falan işte yapabildiğin kadar yap, taşısın. Yok abi, onu taşıyacak bir güç yok. Zaten ama lashing'in maksadı da o değil. Sadece ilk bir hareketle böyle yerinden oynamasını engellemek. Tamam mı? Ambar içindeki lashing'in maksadı o. Rulolarda ne bileyim işte böyle çubuk inşaat demirleri yükledim. Onların böyle üstünden bir lashing yapılır. Bu ilk hareketi önlemektir. Yoksa taşısın diye değil. Yani güvertedeki lashing ama bambaşka bir maksatla, direkt harbice böyle yükü tüm ağırlığıyla taşımakla alakalı bir şey. İşte iki katı olacak demiş. Ondan sonra in such cases the rule of the thumb 3 times rules. Tamam, başka ya abi burada kurallarını anlatıyor. Çok da uzatmaya gerek yok, tamam. Şimdi başka işte breaking strength'ler vesaireler. Bu neymiş? Evet, bu lashing malzemesinin tipine göre ne kadar olmalı? Bunların hesapları. Correction faktörler. Evet, bak yani abi bir kere şimdi bunu çabucak geçiyoruz da. Bunlar dökmecide çok gündeme gelecek bir şey değil. İki, şunu da söyleyeyim. Siz bu hesapları yapsanız bile açıkçası pratikte çok uygulanan bir şey değil, onu söyleyeyim. Yani hani adam hesap yapıyor, işte şuradan şöyle bağlayalım. Bunlar hep maalesef teoride kalan şeyler. Ama okuyup ne olduğuna dair bir fikrinizin olması veya okumasanız bile kaynakları nereden bulacağınız. Yani bunları ben breaking strat, işte kırılma şeyi, wire rope'lar. Dur bakayım, pardon. Evet. Tel alatlarla lashing muhabbeti. Tel alat nasıl ölçülür? İşte nasıl roda edilirler vesaire, tipik şeyler. İşte keryeler, doğru keryeleme nasıldır? Yanlış keryeleme nasıldır? Siz limanda gittiğiniz zaman bu yanlış keryelemenin daniskasını göreceksiniz ki resimlerini de göstereceğim. Maalesef gelen lashing ekipçiler, ekipleri taşerondur, roveşatacıdır. Evet, yani hızlı yaparlar, güzel yaparlar, ne deseniz yaparlar. Ama çok da profesyonelce yapmazlar açıkçası. Yani sen başında durmadıkça hep şişirip bir an önce bitirmenin derdindedirler. Ve yani bu kurallardan haberleri dahi yoktur. Şu keryelere bakarsın, biri kısa, biri uzun. Birinde dibinden bağlamış, birinde ötekinden bağlamış. Biri böyle bağlamış, birini böyle bağlamış. O yüzden öyle... Maalesef hep teoride kalan şeyler. Bulldog gripler diyor. İşte özellikleri. Nasıl yani lashing nasıl yapılır? Yani şurada liftinden diğer tarafa keryeler nasıl olmalı? Arada bir ay yapmışsan bunun keryeleri nasıl olmalı? Tek taraflı küçük ay yapmışsan bunun lashing keryeleri nasıl olmalı? Bunların örnek vermiş ya, single ayette and single loop, evet loop dediğimiz, half double gourmet dediği şu, yani bir tarafı gidiyor diğer tarafı böyle, bunlar nasıl yapılmalı, bunlara dair bir fikriniz olsun yani gemiye çıktığınız zaman. Bu
Burada da örneklerini vermiş işte. Yani bu bağlama şekli bak. Yani aralarındaki mesafeler. Tamam mı? Slip kayma şeyleri, güçleri nedir? İşte binecek yükün nominal breaking load çarpı 0,50 yarısı kadarı vesaire. Burada hesapları, kitapları, her şeyini anlatmış, tamam. Burada tek kariye ile yapılmış. Unsafe application, aynen öyle. Bazen adamın kariyesi biter. Bir değil iki yapar, geçer gider veya atlar, tamam mı? Bir de bu kariyeleri güzel sıkmazlar filan. Ya çok büyük iş açıkçası yani, tamam mı? Yüklemesinden kadar vakit alacak bir şey aslında şunu kontrol etmesi, tamam mı? Half double gourmet some other representative slip loads. Yani sen bunları yanlış yaparsan, yo böyle direkt işte şeylerini vermiş ya, slip loadlarını. Örnekleri 10'a, 10C, 10D vesaire. Çeşit çeşit vermiş abicim. Burada. Bu tablo verdiydi galiba böyle dediğine göre. Ha, bu şeyin kalınlığıymış. Vermiştir aşağıda. Bakalım birazdan çıkar. Tipleri. Abi bu tarz kaynakları okuyacaksınız. Yani bunları plastik coated wires. Abi bu plastik coated wires tam bir şeydir. Şöyle kimileri şeye direkt böyle sıcak plastiğin içine batırılıp çıkarılıyor, onu sarıyor teli komple, tamam, ama o da zamanla böyle şey olur, oynadıkça açılır. Bir de böyle direkt bildiğim bahçe hortumunun içine teli sokarlar. Ya bu gemilerde yapılan işte böyle uygulamalar abi, o tel içten çürür, onu söyleyeyim, en tehlikelisi. Bırak tel açıkta kalsın, onun yerine bu nasıl diyeyim böyle şey grezli bezler olur, tamam mı? Gresli, ziftli bezler olur. Bu şeyleri sararlar, hidrolik devrelerini falan sararlar. Böyle yağlı bezler olur. Hatta gresli dedi, onlar domuz yağlı. İşte nasıl diyeyim? Taft oil dediğim böyle hayvanin yağlı bezler, tamam. Onlarla sarmak çok çok daha iyi. Biraz gresli güzel. Sonra da onunla sar. Çok daha iyidir. Üstüne de tarpalin geçirdim mi abi, çok daha iyi korur ve en azından senin kontrolünde olur. Yani öte türlü hortumun içinde kaldı mı çürür o alanlar yani. Fire and explosion, geç bunlar, hikaye kısımları. Şunlar. Şimdi abi, evet, ratchet tensioner dediği, bunlarla da yapılıyor. Bu da bir diğer şekli, bu elle. Abi bunlarda yalnız şuna dikkat, yani şu lashing'de bir de şunu da söyleyeyim, boşluk olmamasına dikkat etmek lazım. Şimdi adam burada çok tabi şey bir örnek veriyor. Yani burada işte 4 tane kasayı koyuyor. Sonra da bunları üstten bu raçetlerle lashing'liyor. Yani bu çok şey. Ama kimi yerlerde mesela bu raçetlerle lashing yaparlar. Mesela boruları böyle şeyler, resimlerde göstereceğim. Doğal gaz boruları ince ince böyle, onlar bundle halinde. Mesela onları adam elle raçetliyor. Çok güzel de sıkamıyor. Bazen çok aşırı sıkar, onu tak attırır, dişlisini bozar. Sanki yapmış gibi bırakır öyle filan. Yani bu şunu söyleyeyim, gündeme geldi bu lashing olayına. Yani biz siz gemide ikinci kaptan olarak filan abi en büyük önemi vereceğiniz bu steel product vesaire break bulk kargolarda lashing olayı. Yani çok başınız ağrır gerçekten. Çünkü şunu da söyleyeyim, limanda gelen o işte süper kargo vesaire diye gelen adamların veya lashingçilerin tamamı. Süper kargolarında en az yarısı hayatında denize çıkmamış adamlar, tamam mı? O yüzden çok farkında değiller. Yani bazen fabrikanın adamı gelir, shipper'ın. Adam fabrikada abi, ustabaşı bir şey yani, hani gemiden memiden anlamaz. O yüzden bilmezler yani. Anlamazlar, işin öneminin farkında olmazlar. O yüzden sizin şey yapmanız lazım. İşin başında durmanız çok çok önemli. Ama şunu da söyleyeyim, yani o kadar geniş bir saha ki,
Yani şimdi göstereceğim o proje kargo yüklerinde filan abi, yani adam yağıyor her yerden kaşın yapılıyor, tamam, hani hangisine nasıl yetişeceksin, ne diyeceksin, çok önemli. O yüzden iyi bir koordinasyon ama sadece diğer şeylerde işte steel coil'ler vesairelerde basit yani, hani zaten roll bittikçe şey yapıyor, lashing yapıyor, bir sonrakine geçiyor, yapa 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 gidiyor, vardiya zabiti bile gözlemlese eder. Ama bu çok başka. Yani resimlerde yine şey yapacağım, anlatacağım. Çok ciddi bir önem vermek gerekiyor. Arkadaşlar ben de bir su içeyim. Ondan sonra ikinci videoyla devam ederiz. Tamam.